Gamze Arslan fedakar bir köy öğretmeni. Maskesini takıyor, tahtasını alıyor, uzaktan eğitim alamayan öğrencilerine kapı kapı dolaşıp ders anlatıyor. Elbette bizlere de iyi ki varsın Gamze öğretmen demek kalıyor. Senin yeni ödevin, tamam mı? Sen bunu okursun. Lojmanda bir tane küçük tahta buldum kendime. O tahtayla ben sabahları çocuklara kapılarını dolaşırken dersimi anlatıyorum, fotokopilerimi dağıtıyorum. Bir evimizde internet yok işte. Burada öğretmenimiz fotokopiden bize kağıt veriyor, ödevlerimizi yapıyoruz. Öğrencileri internet engeline takıldı. Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşıp ders anlatmaya başladı. Sosyal mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Maskemizi takmamız gerekiyor. Uzaktan eğitim evet çoğu yerde yararlı. Çoğu yerde işe yarıyor. İnternet olan köylerde işe yarıyor. Bizim okulda da internet var ama evlerimizde internet olmadığı için biz çocuklara internet üzerinde ulaşamıyoruz. Gamze Arslan, Van Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni. Bugün hayat bilgisi dersini biraz işleyelim seninle. Öğretmenimiz bazı günler gelip bize ders veriyor. Genç öğretmen yüzünde maske, kolunun altında tahta, ev ev dolaşıyor. Uzaktan eğitim alamayan öğrencilerine yakından ders anlatıyor. Dişlerinizi fırçalıyor muyuz Zehra? Evet. Fotokopileri hazırlıyorum. Çocuklara kapı kapı dolaştırıp dağıtıyordum. Bunu yaparken aslında kapılarına gitmişken dedim ki ben bu konuları da anlatayım. Çocuklar daha iyi anlasın dedim. Öğretmenler çok ilgileniyor. Ödevinizi yaptınız mı?